Baştan söyleyeyim, bu video hazırlıklı bir video değil. Videonun konusu çok yönlü olmakla ilgili. Neden bu konuyu konuşmak istiyorum? Bu konu benim oldukça önem verdiğim ve insanlar için de oldukça önemli olduğunu düşündüğüm bir konu. Çevremi, insanların, üniversite öğrencilerine baktığım zaman insanların çoğunlukla bazı şeyleri dışarıdan hazır bir şekilde beklediği, kendileri çabalamadan, elini taşın altına koymadan istedikleri her şeyi yapabileceğini düşündükleri için bu videoyu çekiyorum. Biliyorsunuz ki Türkiye'deki eğitim oldukça kötü bir halde. Üniversiteler çok fazla arttı, nitelikleri azaldı. Üniversiteye girişler eskisi kadar zor değil. 1 milyoncu da üniversiteye giriyor. 10 milyon varsa belki ileride 10 milyoncu insan da üniversiteye girecektir. Biliyorsunuz baraj kaldırıldı ve aslında bu çok oldukça kötü bir durum. Üniversite öğrencilerinin bence en büyük sorunu her şeyi okuldan beklemeleri. Ve her şeyi zaten okulun karşılayacağını düşündükleri için kendilerinin hiçbir şey yapmadığı, ileride iş hayatında kolayca iş bulabilecekleri, hayalindeki iş yapabileceklerini düşünmeleri. Ama bu oldukça yanlış ve sonu kötü bir yol. Bugün gördüğümüz zaman toplum içerisinde diplomalı, işsiz, lakaplı bir üniversite öğrencileri gerçekten acınacak halde kötü bir durumdalar. Peki bunun tek, yani tüm kaynağı sistemin kötü olmasın mı? Çok zannetmiyorum. Bu aynı zamanda öğrencilerin de kendilerinden gelen, kendilerinin hatalarından dolayı oluşan bir durum. Çünkü dediğim gibi öğrenciler her şeyi okuldan bekliyorlar. Her şeyi okulda öğreneceğini zannediyorlar. Bu yüzden kendileri ekstra bir çaba göstermeden sadece okuluna girip gelerek, üniversite yıllarında eğlenerek, arkadaşlara takılarak bu yılları harcıyorlar. Maalesef heba ediyorlar. Halbuki bu güzel vakitlerinde geleceklerine biraz yatırım yapsalar, kendi meslekleri için biraz çalışsalar, çabalasalar, en azından bu meslek nereye gidiyor, ben bu mesleğin hangi alanında çalışabilirim diye düşünseler, çok daha iyi olacak. İş bulmalarında, iş hayatlarında çok daha rahat edecekler. Çok yönlü olmak bunun neresinde var? Şu yönde var. Biliyorsunuz ki Türkiye ve dünya büyük bir değişim içerisinde. Teknoloji inanılmaz derecede hızlı bir şekilde ilerliyor. Özellikle işçilerin çalıştığı meslek alanlarında otomasyonla birlikte işçiler işlerden çıkartılıyor. Bir nevi onlara gerek kalmıyor. Ancak bazı raporlarda kaybolan iş kadar yeni teknolojiyle birlikte yeni iş alanlarında ortaya çıkacağını söylüyorlar. Ancak burada ekledikleri bir şey de var. Bu yeni iş alanlarında çalışmak için insanların bazı yetkinliklere sahip olması gerekir. Sadece kendi bölümleriyle ilgili çalışmaları değil, kendi bölümleriyle ilgili az çok yakından ilgili oldukları bazı farklı alanlarda da kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Mesela bir mühendis, mühendislik alanında çok iyi olabilir, dersleri iyi olabilir. Ancak bunun yanında iletişim yeteneklerini geliştirdiğinde çok daha iyi, çok daha rahat meslek bulacaktır, kolay bir meslek bulacaktır. Bana göre yetkinlikler 4 kategoriye ayrılıyor. Bunlar tamamen kişisel düşüncelerim. Teknolojik yetkinlikler, iletişim yetkinlikleri, sanat ve doğal yetkinlikler. Yani doğal ile ilgili yetkinlikler. Teknolojik yetkinlikler günümüzde ve gelecekte öneminin en büyük olduğu yetkinlikler olarak görüyorum ben. Çünkü biliyorsunuz ki hepimizin cebinde akıllı telefonlar, evinde bilgisayarlar ve çevremizde birçok teknolojik alet var. Ama hangimiz bunları verimli bir şekilde kullanabiliyoruz? Günümüz hızlı dünyası olduğumuz için vaktimiz oldukça değerli. Bir şey yapılması gerekiyorsa hızlı bir şekilde ve doğru bir şekilde yapılması gerekiyor. Teknoloji buna imkan sağlıyor. Ancak dediğim gibi herkes bunu iyi bir şekilde kullanamıyor veyahut da bilmiyor. Farkına dahi olamayabiliyor. İşte gelecekte bunları iyi şekilde bilen, iyi şekilde kullanabilen ve yeni gelişmelerden haberdar olan insanlar çok daha rahat edecekler. Gerek kendi alanlarında, gerekse kendi alanlarının dışındaki alanlarda. O yüzden teknolojiyi iyi bilmek, teknoloji okuryazarlığımızı geliştirmek ve günlük hayatta en çok ihtiyacımız olan programları iyi bir şekilde kullanmak oldukça önemli. İkinci yetkinlik olarak sosyal yetkinlikler, iletişim yetkinliklerini düşünüyorum. Çünkü gelecekteki iş alanlarındaki en büyük artış teknolojik
işlerde olduğu gibi ikinci en büyük artış da sosyal iletişim alanlarında olacaktı. Çünkü maalesef ki değişen hayat şartlarımız, özellikle şehirleşmeyle birlikte insanlar toplum olarak yaşayabilirler ancak bireysel olarak yalnız kaldılar. Bugün çocuklar parklarda, sokakta büyümek yerine apartman dairelerinde kısılı kalmış orada büyüyorlar. Öfkelerini, enerjilerini bir türlü atamıyorlar. Ve bu durum onların sosyal becerilerini ve ruhsal sağlıklarını olumsuz yönde etkiliyor. Gelecekte insanları anlayabilen, onlarla empati kurabilen, onların sorunlarını iyi bir şekilde tespit edip hızlı bir şekilde çözebilen insanlar daha rahat iş bulabilecekler. İş hayatlarında çok daha başarılı olacaklardır. Ve yapacakları teknik işlerde başarılı, yani ortalama bir başarıya sahip olsalar bile iletişim yetenekleri güçlü olan insanlar oldukları için daha çok rağbet gören ve daha çok tercih edilen insanlar olacaklardır. Üçüncü olarak da sanat yetenekleri. Sanat ve felsefe diyebiliriz. Sanat, insanın hayatı anlamakta insana yardımcı olan ve belki ruhsal olarak bizi dinginleştiren, besleyen bir dal. Çeşitli sanat dalları olabilir. Resim, edebiyat, şiir, sinema gibi çeşitli alanlarda en azından bazı şeyleri klasikleşmiş veyahut da popülerleşmiş bazı şeyleri bilmek insana büyük bir katkı sunacaktır. En basitinden yani klasik ve popüler eserler toplum tarafından bilinen, toplumu bir arada tutan yani bir nevi ortak noktasıdır. Yani bunların farkına varmak insanlarla iletişim kurarken, hayatı anlarken, farklı insanların nasıl düşündüğünü tahmin etmeye çalışırken oldukça yararlı olacaktır. Aynı zamanda yani kendinizi geliştirmek için, belki zihninizi boşaltmak için, belki hobiniz olduğu için yaptığınızda daha rahatlayacağınız, kendinizi daha iyi hissedeceğiniz bir yol, bir metottur. Benim burada kendime göre naçizane tavsiyem sadece sinemayla, sadece oyunlarla, sadece yani oyunlar bana göre belli bir sanat olduğunu düşünüyorum. Sadece sinemayla, sadece resim, müzik, edebiyat, şiirli değil. Olabildiğince her sanat dalıyla ilgilenmek. İlgilenmek derken kendiniz yapın demiyorum. Farkına varın. Mesela Ahmet Hamdi Tanpınar'ın en ünlü şiirini bir okuyun. Anlamaya çalışın. Veyahut da bir edebiyat eserinin en klasikleşmiş Suç ve Ceza'yı bir okuyun. Ne bileyim, İnci Küpeli Kız'ın nasıl yapıldığını, neden bu kadar değerli olduğunu bir öğrenin. Son yetkinlik de doğal yetkinlikler. Bu aslında gelecek hayatımızda mesleğimizle ilgili çok bir katkı sunmasa da bizim psikolojik yaşamımızda, insan sağlığında oldukça önemi vardır. İnsanlar binlerce yıldır toprakla büyümüşler. Ekmişler, bitmişler. Sosyal hayatları daha zengin, daha çok insanla konuşmuşlar. Sürekli birbirleriyle iletişim halinde olmuşlar. Akrabalarıyla birlikteler, arkadaşlarıyla birlikteler. Ama son birkaç yüzyıldır, özellikle şehirleşmeyle birlikte, toplumsal olarak daha sıkı bir şekilde yaşasak da bireysel olarak oldukça yalnız kaldık. Ve şehir hayatı maalesef ki insanı yoran, stres seviyesini arttıran, yaşaması zor bir hayat. Burada ister istemez psikolojik ve bedensel olarak zarar görüyoruz. İşte doğal yetkinliklerde doğaya çıkıp dağda, bayırda gezmek, dolaşmak, ateş yakmak, bir şeyler ekmek, meyve toplamak gibi aktiviteler hem bizim ruhsal psikoloji, yani ruhsal sağlığımızı hem de bedensel sağlığımızı korumak için önemli bir faydası, yararı var. Maalesef ki günümüzdeki gençler ve üniversite öğrencileri çoğunlukla olmakta, yani hedefim o yönde, vakitlerini oldukça boş, gereksiz şeylere dolduruyorlar. Bazılarımızın gerçi imkanı olmayabilir. Onlara bir lafım yok. Ama imkan olup da kendileri bir bahane uyduran insanlar gerçekten gelecek hayatlarına katkı sağlayabilecek verimli şeyleri yapmak yerine o günü iyi geçirmek, sadece kafayı dağıtmak için gelecekte kendilerine yararlı olmayan birçok aktivitede bulunurlar.
Yani 101'e gidilebilir arkadaşlarınızla. Alışveriş merkezine gidebilir. Ancak bunu yaptığımız kadar da gelecekte bize yararlı olacak şeyleri yapmak, bu yönde kendimizi geliştirmek oldukça önemli. Çünkü gelecekte ne kadar çok yetkinliğin, ne kadar farklı alanda yeteneğin varsa o kadar değerlisin. Değerli olacaksın. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Umarım derdimi anlatabilmişimdir. Kendi düşüncelerinizi bana katılmadığınız noktaları yazabilirsiniz veya direkt doğrudan da mesaj atabilirsiniz. Ama lütfen fikrinizi belirtin. Yani kendinizin bir şey yapmak isteyip de yapamadığı şeyler de olabilir. Biraz çabalamak, üzerine düşmek, araştırmak çok önemli. Bir oturup gelecekte ne yapacağını düşünmek, gelecekte size neyin faydası olacağını düşünmek oldukça önemli. Lütfen bunu yapın. Ve eğer bir şeyin farkına varırsanız da bana haber verin, bildirin. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın.